Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin bizlerle. Doğan Bekin'e dün geceki Myanmar'da ordunun yönetime el koyması ile ilgili darbeye ilişkin soru sormak istiyoruz. Sayın Bekin, dün gece bildiğiniz gibi Myanmar'da ordu yönetime el koydu. Bu konuya ilişkin ne düşünüyorsunuz? Aslında tabii Myanmar'da ordu zaten 1960'tan beri aktif rol oynamaktadır. Biliyorsunuz 2015'te yapılan ilk seçimlerde Aung San Suu Kyi büyük bir üstünlükle başa gelmişti. Fakat kendisi ve eşinin İngiliz vatandaşı olmasından dolayı devlet başkanlığı koltuğuna oturamamıştı ve onun yerine başka birisi oturmuştu. Buna rağmen Myanmar'da 2015 seçimlerinin gerçekleşmiş olmasına rağmen Genelkurmay Başkanı Myanmar'ın U Min Aung Hlaing perde gerisinde ülke yönetimini aynen sürdürmekteydi. Biliyorsunuz ki Myanmar'da 1940'lı yıllarda bağımsızlık hareketinin başlatan öncü kişilerin başında olan Aung San'ın kızıdır kendisi ve daha önce Batı medyası tarafından kendisi Özgürlük Erdemi Hareketi'nin ikonu olarak lanse edildi ve buna bağlı olarak kendisine Nobel Barış Ödülü verilmişti. Bütün bu şeylerden sonra girdiği 2015'teki seçimlerde oraya gerçek demokrasi getireceği, insan haklarına uyacağı şeklinde büyük bir beklenti vardı. Fakat beklentilerin aksine kendisi askeri idarenin adeta payandası olarak politikalar sürdürmeye başladı ve yüzyılımızın geçmiş 20. yüzyılın en büyük trajedisi olan insan kırımı olan, soykırım olan zulüm ve tehcir politikalarına ön ayak oluşturdu ve Rohingya Müslümanlarından en azından 1 milyon kişinin Bangladeş, Hindistan, Endonezya, Malezya, Tayvan gibi ülkelere, Kamboçya gibi ülkelere zorunlu göç etmelerine sebep oldu. Ve sadece komşu ülke Bangladeş'te şu anda yaklaşık 1 milyon kişi 5 yılı aşkın bir süredir çok zorluklar içerisinde bambudan derme çatma kulübelerde yaşamaktadır ve sıkça oralarda da yangınlar ortaya çıkmakta. Bu şartlar altında bütün dünyanın kendilerine sahip çıkmalarını ve vatanlarına dönmek için çok büyük çaba içerisinde olmalarına rağmen maalesef bunlar yalnızlaştırılmıştır. Fakat daha sonra biliyorsunuz Gambiya Adalet Bakanı'nın girişimleri sonucu Uluslararası Lahey'deki Adalet Divanı'na başvuru yapıldı. Ve bu başvuru sonucunda bütün Myanmar yetkilileri hesap vermeye başladılar burada. Bunların başında da Aung San Suu Kyi de orada ifade verdi. Ve oradaki 1 milyon Myanmar vatandaşı olan Müslümanı ne yazık ki bir terörist olarak imlemeye çalıştı mahkeme huzurunda. Kendisi son yapılan seçimlerde de Müslümanlara yakın olan siyasi partilerin de seçime katılmalarını engellemişti ve bu şekilde en azından 1 milyonun üzerinde yani 2 milyona yakın seçmenin oy kullanmasını da engellemiş oldu kendisi. Şu anda yapılan askeri darbe aslında hiçbir değişik ortam oluşturmayacaktır. Ve kendisi için ne yazık ki timsah gözyaşları döken Batı ülkeleri
onun bir an önce serbest bırakılması için mutlak suretle Myanmar yetkililerine başvuracaklardır. Fakat şunu da ifade etmek gerekir ki aynı insan hakları savunucuları 5 yıldan beridir, 6 yıldan beridir büyük baskı altında olan ve büyük bir kısmı Bangladeş'e göç etmiş olan bu Myanmar Müslümanlarının geleceğiyle ilgili parmak kıpırdatmazken daha darbenin üzerinden bir gün geçmemiş olmasına rağmen hepsinin galeyana gelip adeta Aung San Suu Kyi'ye destek demeçleri vermeleri ikiyüzlü politikalarının bir göstergesi niteliğindedir. Bir kez daha Batı insanlık sınavında ne yazık ki sınıfta kalmış oldu. Çok teşekkür ederiz Doğan Bey sorularımızı cevapladığınız için. Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin sorularımızı yanıtladı. Teşekkür